Evet arkadaşlar merhaba. 1 Temmuz 2020 Temmuz ayını yaptık. Musselburgh, İngiltere Birleşik Krallık altılı ganya tahminlerimizle beraberiz. Ve bugün yeni bir şablonumuzla karşı karşıyayız. Ama açıklamalarımızı yapacağız. Hemen bugünle ilgili programımıza hemen vakit geçirmeden bakalım. Burada ikinci koşudan başlıyor. 14.45'te handikap. 4 ve yukarı İngilizler 1000 metre çim koşusu. Baktığım zaman 5 at koşuyor. Bu 5 at adeta birbirleriyle yakınmış gibi gözükse de, yani aynı güçte gibi gözükse de, ki bunu AGF oranları çıktığı zaman da göreceksiniz. Biz şu an gece itibariyle AGF oranları çıkmadan hazırladığımız için. Şimdi burada bir at ön plana çıkıyor arkadaşlar. O da bir numaralı Antagonize. Antagonize'ye baktığımız zaman babadan Avustralyalı ama anne İrlanda ve Amerika. Çok güzel bir karışım. Aynı zamanda gene hep aynı jokey biniyor. G. Lee. Bu G. Lee bindi zaten ilk iki koşu kazanmış kısa mesafede ve daha sonra değişik hipodromlara giderek altıncı yapmış ve 6 ve 8 ve 16 Haziran'da da iki tane koşu yapmış ve hazırlamış kendini. Gene aynı jokeyle. Ve bugün de yine iddialı olduğu mesafede koşuyor arkadaşlar. Antagonize. O yüzden bizim buradaki görüşümüz bir numara Antagonize Banco. Diğerleri sadece bizim için bir aldatma. Diğerleri gelebilir mi? Gelebilir ama biz şansımızı genç olan, içlerinde en genç olan, en diri olan ve kısa mesafeyi çok hızlı alabilecek olan bu bir numaralı Antagonize'den dolayı kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, üçüncü koşu ikinci ayağa geçiyoruz. Burada da dört tane at var gördüğünüz gibi. Bunlar da birbirine çok yakın gibi gözükse de burada gene iki tane at ön plana çıkıyor. Bariz bir şekilde. Siz içlerinden bir tanesini tabii ki tek de atabilirsiniz. İleriki ayaklarda çok at var çünkü. Burada baktığımız zaman iki numaralı Night Moment hem jockey ile Joe Fanning ile hem de orijinleriyle ve son yapmış olduğu iki tane ikincilikle çok ön planda gerçekten. Alman orijin gözükse de aslında burada anne tarafından İrlandalık var. Ama bu tabii ki şu anda yeterli değil. O yüzden 4 numara tam bir saf İrlandalı orijin. Bu Kevin Stott ile koşuyor onda. Antrenör de Ryan yapıyor bakın. Burada son 6 koşu olarak gördüğünüz 3. olmuş. Burada 2 ve 4 bizim için şu anda size tavsiyemiz. Benim kendi görüşüm 4 numaranın bu müsabakadan 1. ayrılacağı. Aksisi yani 2'nin haricinde yani ilk arkasına 2 gelebilir. Ama 1 ve 3'ün ben geleceğini düşünmüyorum. Şahsi görüşüm bu. Tabii bunu da siz bilirsiniz. Evet arkadaşlar, dördüncü koşu, üçüncü ayakta da gördüğünüz gibi baktığımız zaman burada toplamda 10 at koşuyor. 1400 metre çim, maiden bir koşu bu. Bu koşuda maiden'dan çıkmayı hak eden atlar biraz fazla tabi. Öncelikle 6 numara Gold Zabel, Joe Fanning ile bakın İrlanda ve Amerika orijin. Maiden'dan çıkmaya çok yakın arkadaşlar Gold Zabel, 6 numara. Akabinde bir numara Excelsior. Biraz ağır kilo olmasına rağmen önemli değil. Burada çıkabilir. Bu da maiden'dan birinci gelebilir. Nolan 63 kilo. 7 numara Innings. Hamilton'la beraber. O da hazır konumda. Dördüncülüğü var ama gelecek durumda. 5. Crichton. Baktığımız zaman anne tarafından İrlandalı. Son 7'lik yapmış. Ve 3 numara Miss Mistral. Bu da şu anda hazır konumda jockey John Hart'la koşturuyor. Buradaki bizim öncelikle size tavsiyemiz tabii Gold Zabel, Joe Fanning'le 6 ve 2'lik yapmış arkadaşlar. O yüzden burada daha evvelden de toplamda 2 yarış koşmasına rağmen bunu Joe Fanning yapmış, tespit etmiş atı ve bırakmıyor. Getirecek gibi gözüküyor. Daha belki koşuda da Joe Fanning vardı hatırlarsanız. Diğeri gelmeyecek
diye düşünüyorsanız buradaki iki numara ki kaldı ki burada benim kendi favorim 4'tü. Arka arka gelmeyecek diyorsanız tabii onu yazmayabilirsiniz veya ona göre değerlendirebilirsiniz tabii. Burada da şu anda size olan tavsiyemiz 6, 1, 7, 5 ve 3 olarak arkadaşlar bu şekilde. Beşinci koşuya geçtiğimiz zaman bu da handikap bir koşu. 4 ve yukarı İngilizler'de 1400 metre, 1430 metre özür dilerim. Ağzımız alışmış 1400'e. Toplamda 6 tane burada safkan 5, 4, 7, 8 yaşlarda gördüğünüz gibi. Şimdi burada handikap bir koşu bu ve burada bütün koşan atların eşit şansa sahip olduğunu size söyleyeyim. Göreceksiniz. Sizi temin ederim 3 ya da 4 tane at aynı anda fotoğrafa girecekler. Ya yani tabii ki kimisi yarım boy, kimisi boyun farkı. Fakat birbirlerinden çok uzak olmadan şu 6 atın 3 ya da 4'ü aynı anda potaya girecek. Biz bunu ayırt etmemiz mümkün değil. O yüzden bizim burada size tavsiyemiz bütün atların gelir olduğundan hepsi olarak. Zaten AGF oranını da göreceksiniz. Şöyle çok fazla o açık ara bir şey çıkmayacak bu ayakta. Size tavsiyemiz bu oluyor arkadaşlar. Evet, 6. koşuya geçtiğimiz zaman altılı ganyanın 5. ayağı Musselbrook'ta. Handikap bir koşu bu tekrar. 4 ve yukarı İngilizleri 1800 metre çim olarak koşu devreye giriyor. Burada da baktığımız zaman gene burası da karışık bir koşu tabii. Ama 7 atın biz çoğunu yazmak zorundayız. 2 numara Elusive Height Curtis'le beraber bizim en çok tuttuğumuz safkan. Muhtemelen bu gelecektir. 7 yaş olmasına rağmen. İki defa Haziran ayında koşu gördü. Bu yedinci gördüğü koşuda 2'ye 1 oran vardı arkadaşlar. Favoriydi. Ve bilhassa gene bu jokey ile beraber böyle bir tatsız bir sonuç çıkarttı. Yani kazanacak koşu bir nevi ikram etti. Bunu neden yaptı belli değil. Bunu bugün için yapmış olabilir ama bu değil yani. O bu değil. Gördüğünüz gibi 7'den sonra bir 2 yapmış. Bu 7'den sonra mesela biz 1 yapacağına inanıyoruz. İlk atımız 2. Küçük kuponlarda yapmak isteyenler 2'yi tek atabilirler arkadaşlar burada. Ancak bunun yanına 2'yi biz tek atmayız diyenler sırayla 5, Carey Street, 6 numara, Fox Casper, Cem Hardy'nin bindiği. O da çok hazır. 3 numara Agius, Amerikan Origin diye geçiyor. Ve 1 numara Harry George, Brian Robinson'ın bindiği. Bunlar tabii hepsi gelebilir arkadaşlar. Ancak dediğim gibi bizim güvendiğimiz safkan 2 numaralı Elusive Heights ve sıralamada böyle oluyor. 2, 5, 6, 3 ve 1 şeklinde. Bize göre 2 bir başlı başına tek atılabilecek bir safkan. 2 haricindeki diğerleri de sıralaması 5, 6, 3 ve 1 şeklinde bir sıralamamız var. Benim şahsi görüşüm arka arka bir tane ikinci birinciliği yapmayacağı için 1 numaranın sadece bir sürprizde değerlendiriyoruz. 3 ve 6'nın da hazır o ikincilik yapmış. 3 ve 6 da olabilir. 5'i mutlaka koymanız gerekiyor. Carey Street'i. Ve burada bize göre en ön planda çıkan 2 numara Elusive Heights arkadaşlar. Küçük kuponlar bunu tek atabilirler. Evet, altılı ganyanın son ayağı 7. koşuyla beraberiz. Bakıyoruz. Handicap 4 ve yukarı İngilizce 2500 metre. Biraz uzun metrajlı bir koşu. Toplamda 10 tane safkan mücadele ediyor. Burada da değerlendirmemizi yaptığımız zaman arkadaşlar, öne çıkan tabii ki atlar var. 5 numara Lady Chanavel. Kesinlikle ilk aşamada bizim yazmamız gereken safkan. 1 numara Imperial Focus. 10 numara Circuit. Bu hanımefendi biliyorsunuz birçok kişiyi yıkmıştı. O 20-30 ganyanlık bir atı getirmişti.
Burada da aynı şeyi yapabilir. Circuit bunu mutlaka kale alın. Arkadaşlar sakın bu atı yazmadan asla geçmeyin. Bu Bayan Jockey Rohan da Pindar. Ciddi çok güzel bir hanımefendi. Yani İngiliz soylu hanımefendisi. Bindiği atları böyle getiriyor. Soylu soylu. Ve biz de bakalak kalıyoruz böyle. Evet, 8 numara Something Brief Paul Mulrennan'ın bindiği. Ve 6 numara Optima Petamus. Bu da tam pür saf bir İrlanda atı. 8 yaşında arkadaşlar. Optima Petamus. Yani atın ismi bile enerji var. Bunu da son olarak tabii ki yani baktığımız zaman sürpriz gibi gözükse de bu ayakta bu 10 at içerisinden gene 5 tane atı size önermiş oluyoruz. Şöyle baktığımız zaman da 5, 1, 10, 8 ve 6 şeklinde buradaki Musselburgh'taki altılı ganyanımızı tahminlerimizi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Şimdi birazdan diğer İngiltere'deki at yarışı tahminlerimizi size bildireceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.